Mutlak değerli denklemler çalışma kağıdı. Sorulara başlamadan önce mutlak değerin bir tanımını hatırlayalım. Mutlak değer x dışarıya x olarak çıkar eğer içerisi büyük eşit sıfırsa. Mutlak değer x dışarıya eksi x olarak çıkar eğer içerisi sıfırdan küçük. Mutlak değerli ifadelerin sonuçları daima pozitif eder. Eğer ki içerisi sıfırdan büyükse, onu dışarıya olduğu gibi çıkartırız ki pozitif çıkmış olsun. Eğer içerisi negatifse, dışarıya onu eksiyle çarparak çıkartırız ki pozitif olsun. Mutlak değerin tanımı budur. Bu tanım neticesinde sorularda her zaman için iki alternatif çözümün yapılması gerekir. Mutlak değerin dışarıya olduğu gibi çıkması ihtimali, eksiyle çarpılarak çıkması ihtimali. Birinci soruyla başlayalım. X kare eksi 3 mutlak değer x eksi 4 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? İçinde mutlak değerli gördüğümüz bir denklem. Burada mutlak değer içindeki x'in 0'a eşit ve büyük olması durumunda bu dışarıya mutlak değer x dışarıya x olarak çıkar. Bu durumu bir çözeceğiz. Bu birinci çözüm durumumuz olacak. İkinci olarak içerisinin sıfırdan küçük olduğu durumda mutlak değer x dışarıya eksi ile çarpılarak çıkartılacak. İkinci çözeceğimiz durumda bu olacak. Öncelikle ilk durumu çözmeye başlayalım. Mutlak değer x'i dışarıya x olarak çıkartacağız. Bunu x olarak çıkartırsak buradaki denklem x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Bunu da çarpanlarına ayırırsak x eksi 4'e 1, eksi 4 ile 1'i çarptığımızda eksi 4, eksi 4 ile 1'i topladığımızda x'in katsayısı olan eksi 3'ü versin. X eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde denklemi çarpanlarına ayırmış oluruz. Buradan bu denklemi 0 yapan x değerlerinden birisi 4. Ki bu denklemimizin kökü olur. Burada diğer denklemimizi 0 yapan x değeri ise eksi 1'dir. Onu da bu şekilde bulmuş olduk. Mutlak değerli denklemi biz burada x'in 0'a eşit ve büyük olması durumunda böyle çıkartabiliyoruz. Şimdi burada çıkan sonuçların bu şartı sağlayıp sağlamadıklarına bakmalıyız. Burada 4 büyük eşit 0. Bu sağlıyor x yerine konulduğunu. Eksi 1'i buraya koyduğumuzda ise eksi 1 büyük eşit 0'ı sağlamıyor. Buradan gelen kökümüz 4'tür. Eksi 1 sağlamıyor. Devam edersek x'in 0'dan küçük olduğu durum için çözümü yaparken mutlak değer x'i dışarıya eksi x olarak çıkartacağız. Eksi x olarak çıkartırsak bir de burada eksi olduğu için bu çarpmanın sonucunda orası artı 3x olacaktır. Eksi 4 eşittir 0. X artı 4'e eksi 1 biçiminde ayırırız. Artı 4 eksi 1'i çarpınca eksi 4. Artı 4 eksi 1'i toplayınca artı 3 verir. X artı 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0. X buradan bir eksi 4 olur. Bir de x buradan 1 olur. Sonucu 0 çıkartan x değerleri bizim denklemimizin kökleridir. Şimdi bunların da aynı şekilde x küçük 0'a uymalarını kontrol etmeliyiz. Uymayan bizim denklemimizin çözümü değildir. Eksi 4 0'dan küçüktür. Evet, bu bir çözüm. 1 ise 0'dan küçük değildir. Bu bizim bir çözümümüz değil. En son olarak çözüm kümesini yazacak olursak 4 bizim için bir çözümdür. Diğer çözüm ise x'in eksi 4 olduğu durumdur. Çözüm kümesini bu şekilde bulmuş olduk. İkinci soruya gelecek olursak birinci sorunun benzer bir sorusu. Bu da daha seri bir çözüm yapalım. İki durumlu çözüm yapacağız. Buradaki mutlak değer x görüyoruz. İçerisinin sıfırı da eşit ve büyük olduğu durumda mutlak değer x dışarıya x olarak çıkar.
İçerisinin sıfırdan küçük olduğu durumda mutlak değer dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Burada mutlak değer x yerine x'i yazarsak x kare artı 7x artı 6 eşittir sıfırdan x 6'ya 1 biçiminde ayrılır. X artı 6 çarpı x artı 1 eşittir 0 olur. Buradan x bir eksi 6 eder. Bir de x eşittir eksi 1 eder. Şimdi kontrol etmeliyiz bulduğumuz sonuçları. X büyük eşit 0'a. Eksi 6 büyük eşit 0'a uymaz x yerine koyduğumuzda. Eksi 1'i koyduğumuzda eksi 1 büyük eşit 0, bu da uymuyor. Bu alternatiften hiçbir çözüm gelmedi. Bu denklemi sağlayan hiçbir x değeri çıkmıyor böyle bir durumda. İkinci duruma geçiyoruz. X'in sıfırdan küçük olduğu durumda bunun yerine eksi x yazarız. Dolayısıyla x kare eksi 7x artı 6 eşittir 0 olur denklem. Burada çarpanlarını ayıracak olursak eksi 6'yı eksi 1 ayırırız. X eksi 6 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Buradan x bir 6 eder. Bir de x eşittir 1 eder. Bunların kontrolüne geldiğimizde ise 6 sıfırdan küçük değildir. 1 sıfırdan küçük değildir. İkisi de sağlamadı. İki alternatif çözümümüzden de hiçbir sağlayan x değeri bulamadık. Bu nedenle çözüm kümesi boş kümedir. En son bulduğumuz x'leri şu şarta sağlayıp sağlamadığı konusunda mutlaka denemeyi yapmalıyız. Üçüncü sorumuza geldiğimizde mutlak değer x eksi 1 görmekteyiz. Mutlak değerin içi olan x eksi 1. X eksi 1 büyük eşit 0 olduğunda mutlak değer x eksi 1 dışarıya x eksi 1 olarak çıkar. Bu birinci çözeceğimiz durumdur. X eksi 1 küçük 0 olduğunda mutlak değer x eksi 1'i dışarıya eksiyle çarparak çıkartırız. Eksi x artı 1 biçiminde. Bu da çözeceğimiz ikinci alternatif. İlkini çözmeye başlayalım. Bunu dışarıya x eksi 1 olarak çıkartırız. X çarpı. Bunu x eksi 1 olarak çıkartırız dışarıya. Eksi 2 eşittir 0. X'i dağıttığımız zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. X buradan bir 2 eder. X buradan bir de eksi 1 eder. Şimdi bunları denemeliyiz. 2'yi getirip koyarsak buraya, 2'den 1 çıkarsa 1 kalır, 1 de büyük eşit 0'dır. Bu sağladı. Eksi 1'i getirip koyarsak buraya, eksi 1, eksi 1, eksi 2 eder. Eksi 2 büyük eşittir 0. Doğru bir eşitsizlik değildir. Bu elendi. İkinci duruma gelirsek, mutlak değer x eksi 1'i eksi x artı 1 diye çıkartacağız. Getirip burada yerine yazarsak x çarpı eksi x artı 1 eksi 2 eşittir 0. X'i dağıtırsak eksi x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Bu denklemi çarpanlara ayırmadan önce bir tüm denklemi eksiyle çarpalım. Daha kolay çarpanlarına ayırırız. Eksiyle çarpınca x kare eksi x artı 2 eşit 0 elde ederiz. Çarpanlarını ayırmaya kalktığımızda çarpanlarına ayrılmayan bir durumla karşılaştık. Şimdi delta'ya başvurmalıyız. Çarpanlarına ayrılmadığında hemen delta'ya başvurmalıyız. Ayrılabilen bir şeyi bile ayıramıyorsak yine delta'ya başvurmalıyız. Delta b kare eksi 4 artı. B'miz burada eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz 2'dir. Eksi 1'in karesi 1, eksi 8 eşittir eksi 7 çıkar ki delta sıfırdan küçük çıkarsa reel kök yok.
buradan herhangi bir kök durumuyla karşılaşmadık. Eğer burada delta büyük 0 veya eşit 0 çıksaydı, x1 ve x2 köklerini eksi b artı kök delta bölü 2a, x2 kökünü ise eksi b eksi kök delta bölü 2a ile bulacaktık. Ama burada delta sıfırdan küçük çıkarsa burada reel kök yoktur. Reel kökler reel olmadığında ise bu tarz denklemlerin çözümleriyle ilgilenmeyiz. Burada çözüm kümesi sadece 2'den oluşmaktadır. İlk durumda 2 çıktı. İkinci durumda delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök çıkmadı. Dördüncü sorumuza geldiğimizde mutlak değer içinde x eksi 2 görmekteyiz. X eksi 2 büyük ve eşit 0 olduğunda x eksi 2 dışarıya x eksi 2 olarak çıkacak. X eksi 2 küçük 0 olduğunda mutlak değer x eksi 2 dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacak. Şimdi ilk çözümü yapalım. X kare eksi bu şekilde çıkartırsak onu parantez içinde yazalım ki eksiyi dağıtacağız buna. X kare eksi x artı 2 eşittir 0. Burada yine çarpanların ayrılmayan bir durum karşımızda var. Deltasına bakarız. B kare eksi 4ac. B'miz burada eksi 1'dir. Karesini alınca 1 eder. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz ise 2'dir. 1 eksi 8'den eksi 7 çıkar ki delta sıfırdan küçük olduğu için burada reel kök yoktur. Bu tarafa geçersek x kare eksi eksi x artı 2 eşittir 0. Eksiyi dağıtırsak içeriye x kare artı x eksi 2 eşittir 0 olur. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor. Artı 2'ye eksi 1 ayırırsak artı 2 ile eksi 1'i çarpınca eksi 2 toplayınca da x'in katsayısı olan 1'i veriyor. X artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Buradan x bir eksi 2 eder. Bir de x eşittir 1 eder. Eksi 2'yi ve 1'i şimdi en yukarıdaki şartımızda denemeliyiz. Eksi 2'yi koyduğumuzda eksi 2 eksi 2 eksi 4 eder sıfırdan küçük ediyor. Bu sağlıyor. 1'i koyduğumuzda 1'den 2 çıkınca eksi 1 ediyor. Eksi 1 küçük 0 bu da sağlıyor. İkisi de burada bizim çözümümüzdür. Çözüm kümesi eksi 2 ve 1'dir. Bu taraftan ise herhangi bir çözüm gelmedi. Beşinci soruya geldiğimizde karşılıklı iki mutlak değer eşitliği görüyoruz. Bu şekildeki mutlak değerli eşitlikler özel mutlak değer durumlarıdır. Burada birinci durum A eşittir B. İkisi de oldukları gibi çıkartılır, çözülür. İkinci durum A eşittir ikinci tarafı eksi ile çarparak çıkartılır. Bu iki durumun çözümü bize direkt bu denklemin çözüm kümesini verir. Bunun çözümlerinin sağlamama gibi ihtimalleri yoktur. Kesin çözümdür her biri. Şimdi birinci durumla başlayalım. X kare eksi 4 eşittir 3 çarpı x artı 2. İkisini de oldukları gibi dışarıya çıkar. X kare eksi 4 eşittir 3x artı 6. Hepsini bu tarafa alırsak x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 oldu. X eksi 5'e 2 biçiminde çarpanları ayırırız. X eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0'dır. Buradan x bir 5 çıkar. Bir de x eşittir eksi 2 çıkar. Karşılıklı iki mutlak değer gördüğümüz durumlarda bunların sağlamama gibi ihtimalleri söz konusu değildir. İkisi de sağlıyordur burada. Herhangi bir deneme
işlemi ve kontrol işlemi yoktur. Kesin sağlarlar. Şimdi ilkini olduğu gibi çıkartırken ikincisini eksiyle çarpacağız. 3 çarpı eksi x eksi 2 biçiminde çıkartacağız. X kare eksi 4 eşittir eksi 3x eksi 6. Bunları bu tarafa alırsak x kare artı 3x artı 2 denklemini elde ederiz. Buradan çarpanlarını ayırırsak x artı 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 denklemlerini elde ederiz. X 1 eksi 2 çıkar. Bir de x eşittir eksi 1 çıkar. Bunların da herhangi bir sağlamaya ihtiyaçları yoktur. Bunlar hepsi bizim çözümlerimiz olur. Çözüm kümesi en son 5 eksi 2. Eksi 2 burada bir kez daha çıkmış. Bir kez daha yazma ihtimalimiz olmaz küme içine. Küme içine her eleman bir kez yazılır. Eksi 1. Bu denklemlerimizin çözüm kümesi 5 eksi 2 eksi 1'den oluşmaktadır. Bu karşılıklı iki mutlak değerin olduğu durum özel bir durumdur. Bu şarta uyarak çözmemiz gerekir. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış oluruz.